Kıymetli kardeşlerim, özellikle günümüzde şu anda İslam üzerinde çok ciddi oyunlar oynanıyor. Hadis inkarcıları adeta sanki İslam 14 asırdır sanki hiç anlaşılmamış, yaşanmamış, sil baştan İslam yeniden inşa etmeye çalışılan bir tuhaf hareketleri olduğunu görüyoruz. Bunlar işlerini, güçlerini bırakmışlar. Hadislerin olmadığını, Kur'an'ın bütün her şeyi hallettiğini, anlaşılmayacak hiçbir tarafının kalmadığını diyerek maalesef oryantalistlerin, maalesef İslam düşmanlarının İslam'ı yaşanmaz bir hale dönüştürmek için gayret ettiklerinin oyununa geliyorlar. Halbuki sünnet inkar edildiğinde Kur'an'la istenildiği şekilde oynamak mümkün olacak. Kur'an'la oynamak, Kur'an'ı tahrif etmek için önce sünnetten başlıyorlar. Sünneti tahrif etsinler, sünneti devre dışı bıraksınlar ki Kur'an yaşanmayacak hale gelsin. Kendi Kur'an yorumlarını dayatma yoluna gidebilecekler. Hatta daha ileriye gidiyorlar. Kur'an'a karşı hadislerin sanki bir alternatif bir yol olduğunu da söyleyecek kadar pervasızlaşıyorlar. Ve hatta Kur'an'ın yanında bir hadislere inanmak, hadisleri kabul etmek şirke dahi götürdüğünü söyleyecek kadar yoldan çıkıyorlar. Maalesef. Bu konuda ümmetin tüm alimlerinin yanlışlığı ve gaflet içerisinde olduğunu iddia etmek, tarihi hiç okumamak ve bilmemek demektir. Yani bu kadar ilmi kitaplar yazılmış, hadis ilimleriyle ilgili hangi hadisin zayıf, hangi hadisin sağlam, hangi hadisin meşhur, hangi hadisin mevzu olduğuna dair tahliller yapılmış, eserler yazılmış, çelişkili gibi görülen hadisler üzerinde ciddi bir şekilde çalışmalar yapılmış, eserler ortaya konmuş. Bunların hiçbirisinin kıymeti, harbiyesinin olmadığını söyleyecek kadar ileriye gidecek ve İslam'ı yaşanmayacak bir alana dönüşmek için gayret edecekler. Kıymetli kardeşlerim, bu çok önemli bir mevzu. Bu konuda ümmetin uyanık olması gerekiyor. Geçmiş peygamberlerin dönemlerindeki tahrif hareketlerine baktığımızda genellikle ilim adamları, papazlar, rahipler dinlerinde tahrifatlar yapmışlar. Bugün İslam üzerinde ciddi manada kendi alanlarında ne hadis ne Kur'an alanında ciddi bir şekilde çalışma yapmadan, yüzeysel olarak akıllarına yatmayan, akıllarıyla bağdaşmayan sözleri, daha doğrusu hadis-i şerifleri, bu söz hadis olamaz, peygamber hadislerle ilgili söylediklerini bize göre, bugüne göre, bugüne geldiğimiz güne göre nasıl bunlara inanacağız? Nasıl bunları hadis olduğunu kabul edeceğiz diyerek tamamen sığ, ilimsiz ve mesnetsiz, dayanaksız hiçbir şey bilmediklerini ortaya korcasına insanları saptırmaya çalışıyorlar. Bir defa tevatür diye bir olay var. Hadislerin ezberlenmesi ayrı bir ilim. Hadislerin toplanması, hadislerin sağlamlık derecesini kayda alan çalışma alanı tamamen ayrı bir ilim olmuş. Bir de uygulama olarak hadisleri bilmeyen insanlar da şu ana kadar, günümüze kadar ibadetlerin, muamelenin, iyiliklerin, kötülüklerin genel kapsamını Allah Resulü uygulamalarıyla bize göstermiş. Bu şekilde bu uygulamaları devre dışı bırakacak maalesef çalışmalara yönelmeleri, bunların iyi niyetli olmadıklarını görüyoruz. Çünkü batılı oryantalistler
İslam'ı tahrif etmek için çok ciddi çalışıyorlar. İlahiyatçılarla beraber çalışıyorlar. Hatta birçok ilahiyatçılar yaptıkları çalışmalarda şöyle de diyebiliyorlar. Ya biz bunları batılılara izah edemiyoruz. Bunları izah etmek için en azından bu konularda reform girişimlerimiz olması gerekir. Ve utanç duyduklarını da söyleyebiliyorlar. Aşağılık kompleksindeler. İslam medeniyetinin kodlarını tam manasıyla iliklerinde hissetmedikleri, inancın kalplerinin derinliklerinde hissetmedikleri için Batı karşısında tabii ki eziklik hissediyorlar. Onun için kardeşlerim bu konuda ümmetin kesinlikle ve kesinlikle Müslümanların hadis karşıtları karşısında çok dikkatli olmaları gerekir. Akılları, fikirleri çelecek ve Kur'an'a doğru uzanacak itikatsızlık, inançsızlığı önlemek için kesinlikle sünneti inkar eden insanların dikkate almamaları gerektiğini söylememiz gerekiyor. Öncelikle itibarsızlaştırma, etkisizleştirme ve daha sonra kendi görüşlerini daha fazla dikkate çeken anlayışları ortaya koyma hareketi. Yani peygamberi devre dışı bırakacak, peygamberin sözleri Kur'an'ın yaşama dönüşmesi için bir ölçü olmayacak, bunu devre dışı bırakacak, ondan sonra kendisi Kur'an-ı Kerim'i istediği gibi yorumlayacak. İstediği gibi anlayacak. Ve Kur'an'ı tahrifte böyle olacak kardeşler. Kur'an değiştirilmeyecek. Bakın, Kur'an'ın tek harfi bile değiştirilemeyecek. Allah'ın koruması altında. Tabii ki hadislerdeki çelişkili gibi gözüken olayları işte bu hadisler böyle öyleyse bunun peygamberi söylemesi mümkün değildir diyerek kolaycı bir yaklaşım ile hadislere savaş açılıyor. Aslında güçleri yetse, cüretleri, kuvvetleri olsa Kur'an'a da aynı terbiyesizliği yapacaklar. Güçleri yetmiyor. Ama maalesef bazen dil uzatıyorlar. Kur'an'ın peygamberin sözü olduğunu, Allah'ın böyle bir sözü bazı ayetleri söylediklerinde bunların Allah'ın sözü olmadığını söyleyecek kadar ileri gidiyorlar. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, öncelikleri itibarsızlaştıralım, etkisizleştirelim. Daha sonra kendi görüşlerimizi daha fazla dikkate çeksin anlayışıyla hareket edelim diye yola çıkıyorlar. Dolayısıyla kardeşlerim, Müslümanlar hadis inkarcılarının sözlerine itibar ederlerse İslam yaşanmayacak bir duruma gelir. Allah muhafaza eylesin. Evet, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor.